Merhabalar. Koronavirüs enfeksiyonlarının en yüksek olduğu dönemde size bu videoyu çekmek istedim. Günlük vaka sayılarımız 30 binlerde ve yine ağır hasta sayılarımız bir hafta önce 3.000 bin civarıyken şu an 5 bini aşmış durumda. Bu dönemlerde çoğu sağlık hizmeti koronavirüs olması sebebiyle ertelendi. Farklı birimlerde çalışan hekim arkadaşların çoğu koronavirüs servisinde çalışıyor ve acil servislerde hasta karşılıyor. Çoğu servisimiz koronavirüs servisi oldu. Koronavirüs aylardan beri devam ediyor ve önümüzdeki birkaç ayda devam edecek. Bunu inkar etmeyelim ve paniklemeyelim. Hayatımızı boşu harcamayalım. Bu gerçekte yaşamayı öğrenelim. Bugün sizlere koronavirüs ile ilgili aklımıza takılan şeylerden bahsetmek istiyorum. En önemli konu nasıl korunacağımız. Öncelikle bundan bahsedeceğiz. Tabii ki öncelikle maske, mesafe ve temizlik. Ama Açık havada yalnız başınızdayken veya bir deniz kenarında yalnız başınıza otururken maske takmanıza gerek yok. Bu hastalık yüz yüze konuşurken ve maskesiz bir pozisyonda olduğumuz zaman bulaşıyor. Ve yine burununuz maskenizin içerisinde değilse maske takmıyorsunuz demektir. Ördekvari N95 maskeler de sizi korurken karşınızdakini korumaz. O sebeple en güzeli cerrahi maske kullanmak. Bez maskeler de koruyucu değil. Ellerinizi sıkça yıkamak ve 2 metrelik fiziksel mesafe sizi korunmanın en etkili yoldur. Süpermarket alışverişleri veya ürünlerin paketlenmesi, benzin istasyonları, alışveriş arabaları, ATM'ler enfeksiyona neden olmaz. Ellerinizi yıkayın ve her zamanki gibi yaşamaya devam edin. Koronavirüs bir gıda enfeksiyonu değildir. Hastalık grip gibi enfeksiyon damlacıklarıyla ilişkildir. Burada da yine yapmanız gereken şey el temizliği ve mesafeyi korumanızdır. Pek çok alerji ve viral enfeksiyonda koku alma duyusu azalabilir veya kaybedilebilir. Bu koku alma duyusunun kaybı koronavirüse spesifik olmayan bir semptomdur. İlla ki burun tıkanıklığı koku almıyoruz diye koronavirüs olduk demek değildir. Koronavirüsü havada asılı kalmaz. Bu yakın temas gerektiren bir solunum damlası enfeksiyonudur. Koronavirüse karşı antibakteriyel sabun kullanmak da uygun değil. Çünkü bu bir virüs ve bakteri olmadığı için Antibakteriyel sabunlar işe yaramaz. Eldiven giyilmesi de doğru bir şey değil. Yapılması gereken şey, eğer bir yere dokunduysanız ellerinizi yıkamanız. Bu sizi eldivenden kat ve kat daha fazla korur. Eldivene güvenmeyin. Kendi ortamınızda, ev ortamınızda veya arabanızda maske takmanıza gerek yok. Dediğim gibi, tek başınıza bir ortamdaysanız orada maske takmayın. Ama ikili konuşmalarda, kalabalık ortamlarda maske takmayı ihmal etmeyin. Bu sunumumuzun birinci konusuydu. İkinci konusu bağışıklığımızı nasıl güçlendireceğiz? Çocuk doktoru olarak gördüklerimi size anlatayım. Yazın bile çocuklarımız evlerde oturdu. Hareketsiz kaldı ve kül aldılar. Hem şişmanlık hem de hareketsizlik ciddi bir bağışıklık önleyicidir. O sebeple hareket edeceğiz ve çocuklarımıza da hareket ettireceğiz. Şu an hala 13-16 arası çocuklarımız için serbest ve bu ortamda onları dışarı çıkarabilir ve onların hareketli olmasını sağlayabiliriz. Yine abur cubur gıdalar, kapalı gıdaları tüketmeyeceğiz. Bu dönemde C vitamini ve çinko içeren yiyecekler tüketmek çok iyi olacak. Çinko ve C vitamini içeren yiyecekleri için de ayrıca bir post hazırlayacağım. Yine yapılan araştırmalarda D vitamini yüksek olanların hastalığı daha rahat atlattığı gösterildi. Bu sebeple hasta olmadan D vitamini kullanmaya başlamak faydalı olacak. Çocuklarımız ve bizim için bağışıklığı güçlendiren en önemli etkenlerden bir tanesi de uykudur. Günlük en az 7-8 saat uyumak bağışıklığı güçlendirecektir. Üçüncü başlığımız ise emziren annelerle alakalı. Emziren anneler eğer koronavirüs şüphesi taşıyorlarsa temizliğine dikkat ederek, el hijyenini önemseyerek emzirmeye devam edebilirler. Emziren annelerimiz koronavirüs olduğu kesinleşirse doktorunuzu emzirdiğinizi belirterek ona göre ilaç vermesini söyleyebilirsiniz. Sıtmada da kullandığımız ilaç olan Plaquenil kullanıyorsanız emzirmeye devam edebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama eğer Favipiravir denen ilacı kullanıyorsanız bu dönemde emzirmeyi kesmemiz gerek. Bunun sebebi ise çocuklarda bu ilacın nasıl bir etki yapacağını bilmememiz. Bu sebeple emzirmeyin diyoruz. Ama bu dönemde sütünüzü sağmaya devam edin. İyi beslenin ki sütünüz azalmasın. Bu sütleri atın. Ve e, iyi beslenmeye devam edin. Bunun yanında bu dönemde çocuklarınızı formül mama ile besleyin. Ama biberon yerine çay kaşığı veya bardak kullanın ki çocuğunuz biberona alışmasın. Çocuğunuz hasta ise ne yapacaksınız? Bu dönemde çocuğunuzda koronavirüs olabilir. Ateş, halsizlik veya hastalık bulgusu varsa onu da hastaneye götürmeniz gerekir. Ama eğer çocuğunuzda herhangi bir belirti yoksa boş yere hastaneye sokmayın. İlk önce çocuklarımızın bizden daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu olabileceğini bilmemiz gerekir. Her durumun, her burun akıntısının eşittir koronavirüs olmadığını bilin. Bu sebeple eğer siz koronavirüs pozitif değilseniz çocuğunuzun koronavirüs olması ihtimali çok zayıf. Ki bu dönemde okullar ve anaokulları kapalı. Bu ihtimal daha da azalıyor. Hem bizler hem de çocuklarımız için hangi dönemde hastalıktan şüphelenebiliriz? Yani koronavirüsün belirtileri nelerdir? İşte burada kaşıntılı boğaz veya kuru boğaz, kuru öksürük, ateş yüksekliği, nefes darlığı, koku duyusu kaybı gibi bir durum varsa hastaneye başvurmalısınız. Eğer çocuğunuz koronavirüs olduysa yapılacaklar çocuktan çocuğa göre değişir. Biz çocuklara favipiravir veya hidroksiklorokin ilacını hemen başlamıyoruz. Yani erişkenlere kullandığımız ilaçları hemen başlamıyoruz. Zaten bu ilaçların 6 yaş altında çok tercih edilmediğini de göreceksiniz. Yine çocuğunuzda herhangi bir belirti yoksa ilaç da vermiyoruz. Ateşi varsa ateş düşürücüler veriyoruz. İsteli varsa probiyotik başlıyoruz. Gerekirse bu tedavileri hastane ortamında yapıyoruz. Ama her çocuğu da hastaneye yatırmıyoruz. Eğer bu konularla ilgili sorularınız veya koronavirüs ile ilgili başka sorularınız varsa video altında yanıtlayabilirim. Sizden de bir isteğim olacak. Bu videoyu daha çok kişiye ulaştırabilmek için paylaşmanızı isteyeceğim sizden. Kalın sağlıcakla.